az önce bir takipçimle DM'leşiyorduk. Ve bana artık YouTube'a geri dönmem gerektiğini ve hepinizin video beklediğini söyledi. Ben de haftanın ortasında, bugün çarşamba bu arada ve artık akşam oldu. Tekrar YouTube'a geri dönme kararı aldım. O yüzden şimdi bir event'e gideceğim. Bunu sizinle birlikte hem hazırlanırken çekeyim hem de event'i çekeyim. Bu arada hala eşofman falan giyiyorum yani. Yatakta oturuyorum. Saat 7:20 geçiyor, 8'de başlıyordu event. Bilmiyorum, bugün özellikle bu 1-2 gündür hiçbir şey yapasım yok. Size de böyle oluyor mu? Havadan diye düşünüyorum. Ama yine de ben böyle bir insan değilim. Ben koştur koştur oradan oraya gitmeyi seven bir insanım ve şu an tek yapmak istediğim yatakta dizi izlemek. Evet, ama bu moddan çıkıyoruz şimdi. Hemen düzeltiyoruz bunu. Dolabım çok dağınık. Görmezlikten geliyoruz her şeyi. Ve şu an hala ne giyeceğimi bilmiyorum. Ama bir pantolon seçmem lazım. Çünkü hemen göstereceğim size. Şimdi şöyle, ben üstüme bunu giymek istiyorum. Çünkü bu böyle daha Chanel esintisine sahip bir ceket. Yanına da, ya normalde kalp, o heart bag'i takacaktım. Ama böyle daha klasik bir parça takmak istedim. Çünkü annemle gideceğim. Daha böyle annemsi giymek istiyorum. Ve altıma da siyah giymek istemiyorum. Çünkü o ceketi hep siyah bir pantolonla giydim. Böyle daha farklı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden böyle bejlere gidiyor elim. Kahvelere falan. En kötü senaryo jean giyeceğim altına, ama bakacağız şimdi. Evet, TikTok'a ufak bir makyaj videosu çektim. YouTube'a çekemedim aynı anda. İkisini başaramıyorum. Sormayın. Ama izlemek isterseniz TikTok hesabımın linkini falan koyarım bir yere. Böyle. Zaten günlük makyajımın üstüne bir şeyler ekledim. Çok da öyle abartı bir şey yaptım. Şimdi kombine geçiyoruz. Evet, bir Chanel kızı kombinim bu şekilde. Daha ayakkabılarımı giymedim. Ama Chanel ayakkabılarım hepsi yazlık olduğu için normal siyah bir bot giymeyi planlıyorum. Bakalım. Şimdi sizi event'e götüreceğim. Evet, annem de böyle giyinmiş. Tam bir Chanel kadını olmuş. Evet, biz event'e. Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 8. Biz okula gidiyoruz. Çok yoruldum. Ve 1'deki dersim iptal oldu. O yüzden biraz mutsuzum ama yapacak bir şey yok. Kombinim böyle gözükmüyor. Bir dakika. Çayımı dökme. Böyle bir eşofman giydim. Siyah crop. Böyle. Şimdi sizi okula götüreceğim. Evet arkadaşlar, olanı anlatıyorum. Sabah 8.30 dersine geldim şu an. Ve normalde bir sonraki dersim 1'deydi. 1'deki dersim iptal oldu. 2.30'da diğer dersim. Ben 9.30'da dersten çıkıp 2.30'a kadar okulda ne yapacağım bu havada? Hani göz gözü görmüyor. Selin'le buluştuk şimdi. Derse gitmemize daha var, o yüzden bir yemek yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? Avluda yiyoruz galiba bugün. Çok değişik güzel, şeyler deniyoruz. Çok güzel makarnaları var. Ben hiç yemedim orada. Kahvesi çok iyi değil. Ay çok utanıyorum okulda video çekerken. Ben şöyle yüzümü de kapayım. Dondum. Evet arkadaşlar, çok soğuk. Gerçekten okul buz gibi. Ve çantamda çok ağır, neyse. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çantada mı? Ama iptal oldu zaten. Okulun güzel yerlerini seçelim de. Hiç güzel bir yeri yok. Evet, çok soğuk olduğu için sadece çorba içmeye karar verdik. Hello arkadaşlar, son dersimi çekmeyi unutmuşum. Zaten marketing dersiydi ve sanırsam dersleri çekmem yasak zaten içeriğini. O yüzden çok da bir şey kaçırmadınız. İşte 2.30'da o derse girdim. Oradan çıktım, eve geldim. Biraz uyumuşum. Şimdi uyandım. Kaan'la buluşacağız ve benim bir arkadaşım ayağını incitmişti. Onun evine gidiyoruz. Instagram'da gördüğüm bu smashed potatoes'u yapacağım şimdi. Böyle. Aloş'un şu bardaklarının güzelliğine bakar mısınız?
mükemmel ev stillerimiz bu şekil. Evet, evet arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Ev turu, daha benim ev turum yok. Neyse, nazar boncuğu kem gözlerden arınmak. Tabii ki. Aa, bunu kesinlikle, bak bu kokuyordu. Bunu kesinlikle öneririm. Evi numarası... o kadar güzel kokuyordu ki geldiğimde. Şey, İpeksi Vanilya Glade. Çok çok iyi, kesin alın. Tamam. Atelier Revol şeyi, bereket mumu tamam. Bitti da... ve ben böyle bir dekorasyon taktiğim oldu. Mantıklı. Buraya böyle tablolar şey yaptım. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Annemden çaldım. Bunlar Duty Free'den. Başka ne var? Estetik duvardaydı. Köşemiz. Biri onu duvardan biliyorum. Düşürdü. Ve ben bunu kağıta falan yaptım. Bu mumu da annemden çaldım. Neden burada bilmiyorum. Öyle yani. Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Çok tatlı terlikleri satıyorum. Ev terliklerim. Terlikle geldi. Artık. Günaydın. Evet arkadaşlar, bugün bir event'e gideceğim. Ondan sonra da evde ders çalışacağım. Ama event için makyajımı birlikte yapalım istedim. Kombinimi de göstereceğim. Böyle rahat giyindim çünkü çok kalamayacağım. Yarın bir sınavım var. Buna bayağı bir çalışmam lazım. Bu sıralar Clinique'in bu Anti Blemish serisini çok seviyorum. Bunu kullanacağız. Böyle fondöten sürmek istemediğimiz günlerde bence bu Liquid Makeup diye geçiyor. Ama benim çok hoşuma gitti yani. Böyle yapısı da çok güzel. Cildime de hiçbir şekilde zarar vermedi. YouTube videosu çekmeye çekmeye göstermeyi unutmuşum ürünleri. Bu Dior'un concealer'ını sürdüm. Şimdi onu da atacağız. Şimdi bu Rare Beauty'nin Contour Stay'i kullanıyoruz. En merak ettiğiniz aldığım Milk'in bu rengini de söylüyorum. Crack rengiymiş. Böyle. Bunu ben böyle fırçaya sürüyorum. Sonra böyle suratıma sürüyorum. Bilmiyorum, böyle direkt buraya sürünce atıyorum altına, işte mesela bugün Clinique'i sürdük. Bana onu çok kaydırıyor gibi geliyor. Böyle yapınca en azından rengi de veriyor. O sürdüğünüz altındaki makyaj da kaymıyor. Bakın. Kaşlarımı bu Essence'in Brow Soap'uyla, kaş sabunuyla yapacağız. Bayağı kullandım, zaten az kaldı. Ben ıslatıyorum şimdi ilk. Hatta ben bolca ıslatıyorum, bilmiyorum ne. Nasıl doğru yapıldığını gerçekten tam olarak bilmiyorum. Ama böyle ıslattıktan sonra şöyle göstereyim. Şöyle bir yukarı tarıyorum. Bu arada kaşlarımı aldırmam lazım, biraz uzamışlar. Sonra da tabii kamera şu an çok uzak gözükmüyor. Ama şöyle üstünden çıkmış o uzunlukları. Normalde mesela kaşlarımı düzenli aldırdığım zaman üstteki uzunluklar çok çıkmıyor. Ama tabii uzattığım için biraz yanlışlıkla bu tarafı da yapalım. Bugün highlighter yerine bu NARS'ın Orgasm droplarını kullanayım dedim. Zaten sıvı bu normalde. Aynen. Ben değdiriyorum çünkü akıtınca çok akıyor. Burnuma... Ben şu göz pınarlarımı sürmeyi çok seviyorum. Çok az böyle kaşımın altında değdiriyorum. Normalde fırçayla yapıyorum bunu ama şu an fırçamı bulamadığım için parmakla da atacağız böyle. Son olarak günlük en çok sevdiğim maskara bu Lancome'un Le 8 diye geçiyor benim bildiğim. Tam okunuşunu bilmiyorum. Rengi de yok zaten, tek renk siyah. O kadar güzel ki, çünkü ben mesela gözümde ağırlık hissetmeyi sevmiyorum gün içerisinde. Bu da böyle yağ ve amino asitlerden oluştuğu için, reklam gibi duyuldu gerçekten. Ama çok hafif ve böyle çıkarması da çok kolay. Ben normalde mesela başka maskaralar kullandığımda bayağı gözümü ovarak çıkartıyorum. Bu tek yapışta çıkıyor. Bunu sürer şimdi. Fırçası da harika bence. Böyle. Ah, tam bir influencer oldum. Şimdi dudak kalem olarak bu arkadaşım bana verdiği minnacık kalmış Merve Bolu'yu süreceğim. Üstüne neden bu kadar sevmediğinizi bilmiyorum ama
Clinique Black Honey kullanacağız. Evet, biraz Nivea'nın Blackberry miydi? Adını tam hatırlamıyorum, buraya bir yere yazarım. Nivea'nınkine çok benziyor. Gerçekten de Nivea daha yapı olarak güzel. Ama bunun da üstüne bir nemlendirici veya gloss sürünce daha kalıcı oluyor, aklınızda bulunsun. Şimdi bunları sürüp geliyorum. Çünkü çok geç kaldım, çıkmamız lazım. Saçıma pek bir şey yapmayı planlamıyorum. Belki direkt klipse toplarım dedim. O yüzden parfüm sıkıyoruz ve çıkıyoruz. Bakın burada kim var? Şey, sen de artık geri dön ama. YouTube'a ben zarar verdim. Şey, birkaç tane takipçi gazıyla başlamaya karar verdim. Bakalım nasıl gidecek bu vlog. Şimdi güzelce buluştuk, sırılsıklam olduk. Gerçekten. Bakalım event nasıl olacak. Şimdi ders çalışmak için eve geldim. Onu size kombinimi çekmediğimi fark ettim. Böyle H&M'den üstümdeki delikli bir kazak, Bershka'dan da pantolon giydim. Bu şekilde. Bence tatlı yani, yeterliydi. Şimdi çalışmaya geçiyoruz. Evet, şimdi rahat bir şeyler giydim. Ders çalışmaya başlayacağım. Sadece çok ufak bir şeye değinmek istiyorum. Bu biliyorsunuz ki şu anki vlogum biraz karışık yani, her gün her saat video çekmiyorum, işte aklıma geldikçe vlog'a bir şeyler ekliyorum. Hani yine bir haftalık falan bir süreç olacak ama biraz karışık zamanlaması. Ben tam bu vlog'a başladığım esnada Balenciaga'nın bir skandalı patladı. Şöyle, çocukları ailelerinin izni olduğunu söylüyorlar. Biraz daha böyle satanik bir sette tuhaf bir şekilde fotoğraflamışlar yeni kampanyaları için. Bu zaten dünyaca ünlü bir şey oldu şu an, problem. Ve bu bayağı şu an herkesin sosyal medyada vesaire konuştuğu bir konu oldu. Ve çocukların bu şekilde fotoğraflanmaması gerektiğini ve bu fotoğrafların altında subliminal mesajların olduğu hakkında. Bunun dışında da ben vlogda Balenciaga City çantamı takıyorum. Ama bu skandalı işte tam görmeden, yani skandal hakkında hiçbir bilgim yoktu. Hatta şöyle, tam çantayı taktıktan sonraki gün bu skandal hakkında bayağı uzun bir paragraf okumuştum. Sonra da zaten şu an uzun bir süre boyunca ne Balenciaga'nın ürünlerini kullanmayı, ne bunu sosyal medyada paylaşmayı, ne de tekrar Balenciaga'dan bir şey almayı planlıyorum. Ama sadece bunu söylemek istedim çünkü yanlış bir şekilde yanlış bir şey promote ettiğimi sanmayın. Şimdi bir yemek molası verdim. Akşam yemeği yiyeceğim artık. Ama hala ders çalışıyorum. Bugün de biraz böyle sıkıcı geçecek. O yüzden herhalde bugünlük bu kadar çekiyorum video. Ama komik, değişik bir şey olursa tabii ki de evde çekerim. Bayağıdır odamda yemek yemiyordum ama hala çalışıyorum. Bitmedi yani. O yüzden şimdi tarhananın çorbasıyla ev yapımı pizza var bu akşam menüde. Bunları yiyip devam ediyorum yani. Buradayım hala. Günaydın arkadaşlar. Uykusuzluktan öleceğim galiba. Ben evden çıktığımda daha hava karanlıktı. Ben bilmiyorum, size de böyle oluyor mu? Sabah böyle daha hafif güneş açmamışken evden çıkası gelmiyor insanın. Hani çok da bu arada erken çıkmadım. 8'de falan çıktım yani. Sevmiyorum ben bu karanlık olayını. Sınava gireceğim bir 10-15 dakikaya. 1-2 saat sürse... Of yani gerçekten çok yoruldum. Dün de gece 1'e 2'ye kadar sadece sınava çalıştım. Bütün gün sınava çalışmış oldum neredeyse. Umarım güzel geçer. Bugün biraz koşuşturmalı bir gün olacak. Giyindim ve ata gidiyoruz ilk olarak. Sonra geri kendi evime gideceğim. Şu an annemlerin evindeyim. Sonra da akşam yemeğine gidiyoruz. Hello bebekler. Biraz yoğun bir gündü. Şimdi giyindim. Böyle kombinim. Birazdan ayakkabılarımı da gösteririm.
date gidiyoruz. Kaan'la date geldiğimiz yerin güzelliğini, ay burnuma çok sıkıyor. Kaan'la date geldiğimiz yerin güzelliğini size anlatalım. Hemen göstereceğim. Arkada mı? Çoktan bunu yedik. Sen de mi yedin? Kaan da yemiş. Onu çekelim. Başladık tadımıza. Yemekler nasıldı? Gayet beğendim. Puan? 10 üzerinden 9. Bayağıdır yediğimiz en güzel tasting menü müydü? Aynen. Evet. Bayağıdır yediğimiz en güzel tasting menülerden bir tanesiydi. Herkese tavsiye ediyorum. Bir taksiye binmişiz az önce. Adamın şarkılarını, bestelerini dinledik. Bayağı... 45 bin takipçisi var. 45 bin takipçisi var ama Smule mu, Smule mu öyle bir app'te dedi. Neyse. Ay çok komikti. Gerçekten kendimi çok zor tuttum. Bir de video klipli. Yani çok komiklerdi. Hello bebekler. Biraz az konuştuğumu fark ettim bugün. Ben şimdi ata gidiyorum. Böyle at kombinimi giydim. Çok soğuk bu arada hava. İşte anneannemler, babaannemler geldi. Bugün aile pazar günü yapıyorduk. O yüzden çok bir şey çekmedim ama birkaç klip eklerim. Şimdi ata götüreceğim sizi. Monkey. Neredesin? Gelsene çocuğum, ne oldu? Hello. Ne haber? Yakışıklı mısın sen? Ya yeme ceketimi, yeme. Evet arkadaşlar, atla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O yüzden bugün böyle çok bir şey anlatmıyorum. Ama bu Monkey, artık tanışmış oldunuz. Burada hava buz gibi, gerçekten o kadar soğuk ki. Böyle. Şimdi hızlıca ata bineceğim. Çünkü donuyorum. Hani hemen binmek istiyorum ki ısınayım. Kendisi ceketimi çok seviyor da her zaman bu köşede ne fermuarını ne giyersem köşesini ısırıyor. Bu da Şişko. Monkey burada. Birebir aynılar neredeyse. Bu da eski atım. Ben attan inene kadar, bu arada akşam oldu neredeyse ve hava karardı. Ama bitti dersiniz. Badem sütü de aldım iki tane. Tamam. Hello, Bershka'dan Black Friday'den aldığım ürünler yeni gelmiş. Şimdi bunu birlikte açıyoruz. Ya çok bir şey almadım bu arada. Hatta hiçbir şey beğenmemiştim. Bu üstümdekinin siyahını istedim diye hatırlıyorum. Hemen göstereceğim. Holum ne kadar yankı yapıyor, hiç bunu fark etmemiştim. Ev çok boş ve sessiz diye de olabilir. Yalnız yaşamak bazen çok sıkıyor arkadaşlar. Sizce kargo paketlerini niye açılmaz şekilde yapıyorlar? Tamam, bunu da açtık. Önce şu üstümdekinin birebir aynısının siyahını söyledim. Bunlar çok rahat. Gösteririm şimdi. Tayt üstünü okula falan giymek için çok ideal. O yüzden tavsiye ediyorum. Hatta kodunu da göstereyim. TikTok'ta bu arada kod sorunca yazmayı ve bulmayı o kadar hani zorlanıyorum ki o konuda. Gözüküyor mu?
Neyse yazarım ben bunu bir yere. Bir sandalet gördüm. Çok tatlıydı ama hani 36 numara. Benim ayaklarım 37. 6.5 da oluyor bazen. Ay çıkarsa şu hale bakın. O yüzden umarım bana olur. Şimdi gösteriyorum. Böyle de çok çirkin. Ama bunları açarsam geri verebiliyor muyum? Bir saniye deniyorum. Olursa hemen şunu çıkartabilirim diye düşünüyorum. Olursa kesip göstereceğim. Biraz sıktı. Çok mutsuzum bu konuda. Çünkü fotoğrafını koyacağım. Çünkü değiştireceğim için paketlemesini açmıyorum. Fotoğrafımı koyayım. Çok tatlı minik kelebekler vardı. Böyle yazın çok tatlı olur diye düşünmüştüm. Bir de 250 liraya mı ne düşmüştü? Bakayım. Göremiyorum ama aynen 250 liraydı diye hatırlıyorum. Mutsuzum. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de gidip bunu değiştirmekle uğraşacağım. Bu arada dediğim kazak, kazak diyorum, sweatshirt buydu. Böyle çok rahat. Şu an tabii köpek gezmeye gidiyorum da okula böyle altına da sneaker giyerek gitmiştim. Bence alınabilir. Çocuğum yavaş yavaş dur, çıkacağız şimdi. Hava soğukken de köpek gezdirmek çok zor ya. Thank you.